çalışmalılar ve ilim adamların çalışmalarına engel olmamalılar. 12, yukarıdaki maddelerin ihlali halinde Türkiye'nin kapıları kapatmanın yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak müdahale hakkı doğacağını şimdiden kabul etmeliler. Ha, işte o zaman onlarla otururuz bir masaya, o zaman konuşuruz. Barış veya kapı açmak o zaman başlar. Bu Necip Millet de yüzyıllardır yaptığı gibi yine onların hayal edemeyecekleri alicenaplığı gösterecek ve onlar ummadıkları, beklemedikleri rahata ve huzura kavuşacaklardır. Bu maddeleri de zihnimizde lütfen yer etsin ki bizim şart koşma hakkımız var, onların yok. Ben hocamın da başta affına sığınarak esas sözü o söyleyecek, biz de onu dikkatle ve iştiyakla dinleyeceğiz. Sayın hocam, lütfedin, buyurun efendim. Genç arkadaşlarım, beni dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. İnanıyorum ki bana can kulağıyla yöneldiğiniz takdirde bu salondan 5-10 kitap okumuşçasına güçlü ayrılacaksınız. Çünkü ben burada huzurunuzda söyleyeceğim sözleri belki 40-50 kitaptan okuyarak edindim. Onları burada size arz etmeye çalışacağım. Az önce Salih Bayraktar kardeşim 12 maddelik bir teklif ileriye sürdü ve Ermeni milleti bu tekliflerimizi kabul ederse kendileriyle bir masaya oturabiliriz dedi. Bu meseleleri biraz inceleyen kardeşiniz olarak, abiniz olarak söylüyorum. Ermenistan ve Türkiye kendi coğrafyalarında 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl değil, 1000 yıl yaşamış olsalar bile Ermenistan bu tekliflerden hiçbirisini kabul etmez. Neden kabul etmez? Çünkü Ermenistan büyük devlettir. Büyük devletlerin büyük politikaları vardır. O bakımdan bu büyük devletleri büyük politikalarından çekip almanın tek şartı onların karşısında kuvvet kullanabilmektir. Kuvvetiniz varsa bu büyük devletin ihanetini sıfıra indirebilirsiniz. Kuvvetiniz yoksa mesele sadece konuşmakta kalır. Kardeşim konuşurken ifade etti. Ermenistan'da bugün 1 milyon 200 bin civarında insan kaldı dedi. Doğru. Daha önce Ermenistan'da 4 milyon Ermeni yaşıyordu. Ama bu Marksist sistem, ben 10 defa Sovyetlere gittim, geldim ve gördüm. Bu Marksist sistem dünyanın en iptidai sistemlerinden birisidir. Bu komünistler dünyanın en ahmak insanlarındandır. Ve bunlar çağımızdan 100 yıl geride yaşayan, geride kalan küflü beyinlerdir. Komünist sistem kendiliğinden gümbür gümbür yıkılınca bir kısım Rus kadınları, çok utanarak söylüyorum, kendilerini satmak için karınlarını doyurmak babında Türkiye'ye ve başka ülkelere geldiler. Bazı Ermeni vatandaşları da yine karınlarını doyurmak için ülkelerini terk ettiler. Ama Ermenistan'da 1 milyon 200 bin kişi değil, 100 bin kişi bile bulunsa Ermeniler bu davalardan katiyen vazgeçmezler. Çünkü onlar öyle yetiştirildiler. Biz davamızı niçin kaybettik? Azerbaycan neden büyük bir çıkmazla karşı karşıya? Türkiye neden bir takım sıkıntılar içerisinde çırpınıp duruyor? Çok açık, çok kesin fakat aynı zamanda utanarak söylüyorum. Çünkü biz aklımızı kullanamıyoruz. Aklımızı kullanmadığımız müddetçe başımızı daima götürür götürür duvarlara çarparız. Bu meseleleri halledebilmemiz evvel emirde bizim aklımızı kullanmamıza bağlıdır. Aklımızı kullanmak da bizim araştırmamıza ve okumamıza bağlıdır. Dünyada en az ama en az okuyan milletlerin başında maalesef biz varız. Ben uzun yıllar Kültür Bakanlığı'nda çok üst seviyelerde vazife gördüm. Elimizde bir takım resmi rakamlar var. Oralara dayanarak söylüyorum. Evlerimizin %95'i kitapsız ve kütüphanesizdir. Kitapsız ve kütüphanesiz bir Müslüman Türkiye olmaz. Gençlerimizin aşağı yukarı çok büyük bir kısmı okumaktan uzaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu resmi bir araştırmaya göre üniversitelerden mezun olan çocuklarımız, bunu utanarak söylüyorum, çocuklarımızın %38'i ders kitaplarının dışında Allah rızası için bir kitap kapağı açıp bakmamışlardır. Böyle bir ülkede
bizim bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmamız ve davalarımızda, haklı davalarımızda daima büyük hüsranlarla karşı karşıya bulunmamız çok tabidir.